Diyarbakır'da bir suikast eylemi gerçekleştirilmiş ve bunun neticesinde Diyarbakır'ın sevilen şahsiyetlerinden olan ve İslami kimliği bir de peygamber sevdası ile tanınan Diyarbakır'ın önemli kanaat önderlerinden birisi olan Aytaç Baran, İslami faaliyet yürütmüş olduğu İhya Der isimli derneğinden çıkıp evine doğru giderken silahlı saldırıya uğrayarak katledilmişti. Ve bunun akabinde Diyarbakır'da gizlilik kararı verilerek bir soruşturma yapılmış. Gizlilik kararının kaldırıldığı gün dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş ve akabinde güvenlik gerekçesiyle Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dosya gönderilmişti. Bugün tensip dediğimiz ilk duruşması yapıldı. Bu duruşmada iki tane sanık vardı. Birisi polisle şehitlik semtinde Aralık ayında girmiş olduğu çatışmada öldürülen Sezgin. Diğeri de tutuklu olan sanıktı. Bu sanık Segbis sistemiyle Osmaniye'de tutuklu bulunduğu cezaevinde görüntülü olarak duruşmaya katıldı. Suçlamaları ve iddianameyi reddetti. Bizim de mahkemeye yönelik taleplerimiz oldu. Fakat özellikle şunu söyleyelim. Mahkeme başkanının tavrı bizce ne usule ne de hayatın olağan akışına uygun bir tavır değildi. Kendisi müşteki sıfatıyla dosyaya katılan Aytaç Baran'ın eşi ve babasına dahi müdahale edip sadece bu sanıkla alakalı konuşun, başka konuşacak bir durumunuz yok, biz sadece bununla bağlıyız şeklinde bizce azarlama mahiyetinde müdahalelerde bulundu. Soruşturmanın genişletilmesiyle alakalı beyanlarımız esnasında da Hakim Bey ile bazı diyaloglar malumunuz yaşandı. Fakat sanık tarafının, gerek sanığın gerekse de avukatının hiçbir savunmasına hiçbir şekilde müdahalesi de olmadı. Şimdi eşit bir yargılama, adil bir yargılama ve adaletin yerine gelmesiyle alakalı bir yargılama sürecinin yapılmasını talep eden bizler bu anlamda gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Neticede mahkeme kendisine gelen dosyada eksiklikler varsa bu eksikliklerin tamamlanması için dosyayı geri göndermesi gerekirken bunu yapmamış, tabiri yerindeyse olay yeri burası değil, ben istemediğim halde Adalet Bakanlığı dosyayı buraya göndermiş, ben de sadece bana gelen şu anda da tek sanığa düşmüş olan dosyayla alakalı işlem yapacağım mantığıyla biz bu sanığın çelişkili ifadeleri olduğu, yalan beyanda bulunduğu, bir yerde çalıştığı ya da silahı 3 yıl 4 yıl öncedir üzerinde taşıyorum sözlerinin yalan olduğunu, polisin onu yakalama esnasındaki tutanağıyla dahi sabit olmasına rağmen onu tutuklayan ve kaçarken tutuklayan polislerin tutmuş olduğu tutanak, imzalı resmi tutanak olmasına rağmen bu polislerin tanık olarak dinlenmesi ve bu tutanağa itibar edilmesini talep etmemize rağmen mahkeme polisin tuttuğu tutanağı değil de sanığın sözlü olarak reddine, sözlü olarak taleplerinin doğru olduğuna ve dosyadaki bu yazılı belgelerin bir anlamda geçersiz olduğuna yönelik bir kanısını ortaya koydu. Ve bu nedenle de sanığın tahliyesine karar verdi. Oysa ki sanık tasarlayarak adam öldürmeden hakkında iddianame hazırlanmıştı. Onun hakkında gizli tanığın 3 ayrı beyanı söz konusuydu. Artı dosyada Aytaç Baran'ın öldürülme anını gören kamera var. Bu kamerada 2 tane şahıs var. Bu şahıslardan birisini daha önceden bir başka şahısla husumeti olduğu için, yaralanma olayı olduğu için fotoğraf teşhisi söz konusuydu. İsminin Sezgin olduğu bu şekilde tespit edilmişti. Fakat görüntüdeki diğer şahsın kriminalle tespitine yönelik tespit yapıldıktan sonra bunun diadil olup olmadığı, yani şu anki dosyanın sanığı olup olmadığının tespitinden sonra tutuklulukla alakalı bir değerlendirme yapılması gerekliydi. Fakat maalesef mahkeme bunu da yapmadı. Bizim bu anlamdaki taleplerimizi de reddetti ve sadece sanığın sözlü beyanlarına itibar ederek dosyadaki delil durumu deyip sanığın tahliyesine karar verdi.
Biz şunu söylemek istiyoruz. Bugün bizce usule uyulmadı. Eksik işlemler tamamlanmadan, özellikle de gizli tanığın teşhisi, bu sanığa yönelik teşhisi yapılmadan sanığın tahliye verilmesi bizce hukuka uygun değildi. Bununla alakalı da itirazlarımız söz konusu olacak. Ve duruşma bu şekliyle 3 Mayıs tarihine ertelendi. Bu şekliyle devam ediyor. Dosyada tutuklu sanık kalmadı. Hocam bu şimdi ki avuk hakim midir, savcı midir, nedir? Yani bizi doğru dürüst konuşturamadı. Biz konuştuğumuzda yani bilmem. Aytaç onun evladı olsaydı acaba. Böyle mi düşünürdü? Yine bizi bile mi terserdi? Yani bu şekil adalet ben hiç görmedim. Yani bu ne bir işim adalettir, buraya geldik. Bizi buraya getirdiler ve anlamadım ben. Yani bu katillerin bir an evvel yakalanması, azmettiren ortakları ne varsa bunların yakalanmaları bir an evvel istiyoruz. Tahliye işte ben anlamadım. Tahliye nasıl tahliye oluyor ki? Adamlar geliyor dernekten propaganda yapıyor ortaklaşa. Admetri olarak da kim gelmişse onları da yakalanmaları bir an evvel bu davanın sonuçlanmasını istiyoruz yani adalet olarak.